Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı sabahlar. Yavruları toplu bir şekilde uçum videosu isteyen abilerim, kardeşlerim var, özellikle genç kardeşlerim. Biliyorsunuz geçen hafta indirdiğimiz 8 tane yavru vardı. Hepsinin uçumlarını verdik. Bir iki tanesi taklaya düştü. Yavruları uçurmadan önceki ilk yapmamız gereken şey bu kuşların konmuş olduğu alanı öğretmek. Bu arada leylekten ürktüğü hayvanlar. Bu alanı öğrettikten sonra ufak ufak yanlarına da içlerine de bir iki tane daha önceden uçumunu almış kuşlarımız var. Onları da katarak eğitimi bu şekilde sağlıyoruz. Bu şekilde toplu uçumu veriyoruz ki hepsi aynı anda nefesini aynı anda aynı seride yapsın. Ondan sonra bunların içinden sıyrılanları, taklaya dönenleri, havaya baş yapanları gruplandırıp gruplar şeklinde uçurup o şekilde teke alacağız. Kuşun teke düştüğünü nasıl anlarsınız? Grup şeklinde, yani ikişerli ya da üçerli gruplarda uçurduğunuz zaman sonda kalan her zamanki kuş inen kuşların üstüne gelip ufak tefek oyun yapıyorsa bilin ki kendini teke almıştır. Kuş ertesi gün tek uçurup 10 dakika sonra veya 20 dakika sonra altına 1-2 tane kanatsız kuş serip bunun çalışmasını beklersiniz. Şimdi içeride bir tane hazır kuşumuz var. Yeni teki aldığımız, biliyorsunuz, dumanlı. Onu uçuracağız. Bugün biraz geç kaldık. Yavrular çok sıcağa kalmasın diye önden yavruları bir bıraktık. Ondan sonra hazır kuşumuzu da bırakalım. Bu arada çok aşırı bir yoğun tüy dönemi başladı. Bu dönemde kuşları pek üzerine gitmeyin. Çok güvendiğiniz, emin olduğunuz kuşları taklaya çevirtirip sezon sonunda, yani sonbahara bırakabilirsiniz. Bu dönemde başlattığınız yavru pek randıman vermez, sizi çok üzer. Yani kuş performansını istediği gibi yapamaz çünkü çok yoğun bir tüy dönemi, tüy döküş zamanı başladı. Bir bakıyorsunuz sabah kümesin içinde, akşam bir şey yok. Bir bakıyorsunuz tüy yumağı, her taraf tüy. Çok aşırı. Hazır kuşumuz da bu. Bunu da alalım şöyle. Yeni gelen abiler, kardeşler için kuşumuzdan da çok kısa bahsedeyim. Kuşumuz bozların kırması. Kanadında da arızası var. Atmaca vurdu. Ama yarası kısmen düzeldi. Yeni yeni de yere atlamaya başladı. Bugün 3. teke uçumu. Bakalım. Hadi bakalım. Erkek bir yavru. Dünkü ve ondan önceki videolarında terslemesinin sebebi o kanadındaki arıza. Altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Evet, aslında şu anda kuşlarımızı açtım arkadaşlar, abiler.
Çok yukarıdan attı, güzel taban çevirdi, az kalsın ceviz ağacının içine giriyordu. Son anda ekinlerin içine düşüyordu. Bayağı yoruldu arkadaşlar. Bayağı çalıştı. Kısa kısa çalışıyor şu anda. Yavaş yavaş uzatmaya başlayacaktır. Daha önceden hem anne tarafından hem baba tarafından uçurduğum yavrular da böyle başlamıştı. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel videolarla çekeceğiz bu kuşumuzun. Ufak da bir atmaca yarası var. Onun da tabi vermiş olduğu biraz rahatsızlık var. Bakın sağ tarafında kanadının tam kuyruk sokumunun üstünde açıklık var. Orası işte atmacanın aldığı yer. Güzel hareketli bir yavru, çalışkan bir yavru. Ekseri tabanla oynuyor. Erkek bir yavru. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel videolarını çekip sizlerle paylaşma fırsatımız olur. Şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, abiler, Allah'a emanet.